Bir isteği bildirmek için yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir. Dilekçeler düz beyaz A4 çizgisiz kağıda yazılır. Dilekçeler siyah mürekkepli kalemle yazılabilse de mavi renkli kalem tercih edilmeli, kurşun kalem kullanılmamalıdır. Dilekçenin bölümleri, dilekçelerin başında başvurunun yapıldığı makamın adı bulunur. Metin kısmı dilekçenin asıl kısmını oluşturur. Genel dilekçelerde önce sorun dile getirilir, sonra talepte bulunulur. Dilekçelerde tarih olmalıdır. Yaygın kullanıma göre tarih metnin bitiminden sonra bir aralık boşluk bırakılarak aynı satıra yazılır. İstenirse dilekçe verenin imzasının üstüne de yazılabilir. Metnin bitiminden sonra sağ alta dilekçe sahibinin adı ve soyadı yazılır. Adın ilk harfi büyük, diğer harfler küçük, soyadın tamamı büyük harfle yazılır. Eğer ünvan yazılacaksa sadece ilk harf büyük diğer harfler küçük yazılır. İmza ismin üstündeki boşluğa atılır. Dilekçelerde, verilecek cevapların ilgilisine ulaştırılabilmesi için dilekçe sahibinin tam adresi, metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır. Eğer dilekçe talebinde bulunan kişinin sunacağı ek belge varsa bu durumu adres satırının altında ek şeklinde belirtir.